Aslında büyük alternatiflerimiz yok. Çünkü arkadaşlar log2 2 4 8 16 gibi sayılar olması lazım pozitif sayı çıkması için. Şimdi içerinin 2 olması için log3n'nin 2 eşit olması lazım. n buradan 9 olur. 4 olması için log2 log3 pardon n'nin 4 olması lazım. 3 üzeri 4'ten 81 olur. 8 olması için Logaritma 3 tabanında n'nin 8 olması lazım ki o da 3 üzeri 8 yapar. Müthiş büyük sayı. Demek ki sadece 81 ve 9 verebiliyormuşum toplamları 9 oldu. Log 3'ün karesi artı log 1 bölü 3'ün karesi demiş. Aslında bakın şu diğeri logaritma 3 eksi başa gelir. Sonra da bunun karesini alınca yine log 3'ün karesi olur. Bundan dolayı yanında zaten yine log 3'ün karesi var. Artık 2 tane log 3'ün Parantez karesinin karekökü. Haliyle ne olacak? Kök 2 olarak çıkacak. Logaritma 3 de zaten log 3 olarak çıkmış olacak arkadaşlar. Böylece kök 2 log 3 D şıkkı. Log 2 kök 8. Log 2 2 üzeri 3'ün bölü 2. kuvveti. Çünkü kök de var orada. Haliyle arkadaşlar burası 3 bölü 2 olur. Sonra log 8 log 2 üzeri 3. Bu 2 üzeri 1 bölü 2. Nasıl oluyordu? Bu arkadaşlar bölü 3 olarak geliyordu. 1 bölü 2 olduğu gibi geliyordu. Bu yüzden orası da 1 bölü 6 oldu. Aynı şekilde 3 bölü 2 eksi 1 bölü 6 diyeceğiz. Payda eşitlersek 3 artı 3 9 bölü 6. Burası da daha doğrusu pardon 9 orayı düzeltiyorum affedersiniz. 1 ile bir an çarptım 2 ile çarpacaktım. 9 artı 1'den 10 bölü 6. Burası da 9 eksi 1'den 8 bölü 6 sadeleştirirsek 10 bölü 8 5 bölü 4 a şıkkı. Logaritma 8 logaritma 4 içeri ata ata gideceğiz. Logaritma 8 böyle atarsak eksi 2 bölü 3. kuvveti 8'in logaritma 4 tabanında kök x artı 1'e eşit. Şimdi 8 üzeri eksi 2 bölü 3'ü düzenleyelim bence. 2 üzeri 3'ün eksi 2 bölü 3. kuvvetidir. Bu yüzden bunlar gider. 2 üzeri eksi 2 eşittir logaritma 4 tabanında kök x artı 1 olur. Şimdi bundan sonra ne diyeceğiz? 4 buraya geçecek. 4 üzeri 1 bölü 4 eşittir. Kök içinde x artı 1. Çünkü 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 malum. Sonra her iki tarafın karesini alırsak 4 üzeri 1 bölü 2 eşittir x artı 1. 4 üzeri 1 bölü 2 de arkadaşlar 2'dir. Buradan dolayı x 1 oldu. A şıkkı. Negatif çıkması için logaritma tabanının basit kesir yani sıfırla bir arasında olması lazım. Böyle arkadaşlar. Örnek, logaritma 1 bölü 3, 3 nedir? Eksi 1'dir. Bunun gibi düşünün. Logaritma 3 tabanında b sıfırdan büyükse, o zaman arkadaşlar ne olmak zorunda? B birden büyük olmak zorunda. Zaten logaritma 3 tabanında 1 sıfırdır. Bundan sonraki her sayı için sıfırdan büyük gelecektir. Bundan dolayı b de birden büyük, sonsuza kadar gider. Buna göre A artı B toplamı birden büyük müdür? Evet taraf tarafa toplarsan bakın A artı B gördüğünüz gibi birden büyük olmuş oluyor. Ama zaten B'nin sınırı olmayacağı için sonsuza kadar gider. Bu doğru. A küçüktür B'dir. Evet B birden büyük bakın. A da sıfırla bir arasında olduğu için. Bu da doğrudur. A çarpı B birden büyüktür. Onu bilemeyiz. Niye biliyor musunuz? Şimdi diyelim A 1 bölü 100 olsun. B de arkadaşlar sadece 4 olsun çarparsınız. Gördüğünüz gibi birden küçük sayı çıkar. Bunu bilemeyiz. Olabilir, olmayabilir. Cevap C şıkkı. Önce normal yerine yazayım. X gördüğüm yere 2K yazarsam logaritma 2K, 2K artı K'dan 3K eşittir 3 bölü 2. Attım buraya 2K'nın 3 bölü 2. kuvveti eşittir 3K oldu. Şimdi bu bölü 2 biraz insanı uğraştırır. Her iki tarafın karesini alın daha kolay olsun. Artık bunlar gider 2K'nın 3. kuvveti 8K küp eşittir. Burası da 9K kare. K pozitif dediği için bunları sadeleştirebilirsiniz. 0 olma ihtimali olsaydı sadeleştiremezdim. Ortak parantez yapacaktım. Ama böylece 8K eşittir 9'dan K 9 bölü 8 oldu. Cevap D şıkkı. Logaritma 2, logaritma 3, logaritma 4 diye gidiyor uzunluk. Şimdi haliyle burada arkadaşlar Şuraya kadar olan mesafe logaritma 36 olacak. Onda ne biçim yazdık ya? Logaritma 36. Sonra buraya kadar olan mesafe logaritma 42. Aradaki şu mesafe 36 ile 42 arası logaritma 42 eksi logaritma 36. Aynı şekilde burası da arkadaşlar birden başlıyor log x. Burası birden başlıyor log 35. Bunların da arasındaki fark log 35 eksi log x'ten aynı. Haliyle şurası logaritma 42, 36 sadeleştirerek gidelim. 42 bölü 36 sonra burası da yine logaritma 35 bölü x. Şunlar gitti 42 bölü 36 eşit oldu 35 bölü x'e sadeleştirsem 7'ye bölü 6, 7'ye bölü 5. Burayı 6'ya böl burası da 6 demek ki içler dışlardan x eşittir 30'muş olay bu. E şıkkı. Birbiri cinsinden yazacağız aslında. Ekstra bir şey yapmayacağım. Bakın atacağım buraya. A küp eşittir B. Bunu buraya atacağım. A üzeri 5 bölü 2 eşittir C. Artık buna göre hepsini A cinsinden yazabilirim. Bakın logaritma A küp. Sonra logaritma A üzeri 3'ün karesi olacağı için üstün üstü çarpılır. A üzeri 6. C neydi? A üzeri 5 bölü 2. A zaten A. O zaman kök A demek de A üzeri 1 bölü 2 demektir. Şimdi burada artık 1 bölü 3 olarak şu A küpü başa alalım. Logaritma A. Sonra tabanları aynı üstleri toplarsak A üzeri 5 bölü 2. A üzeri 1 bölü 2. A üzeri 3 olacak. A üzeri 6. A üzeri 3. Burası da arkadaşlar yine tabanları aynı üstleri çıkar. A üzeri 3. Şimdi bu 3'ü de en başa atarsak 3 bölü 3 log a a olur. Böylece cevap 1 olacak. B şıkkı. Adımları takip edin. Problem yok. Normal devam ediyor. Tamam. Olabilir yani. Burada da bir sıkıntı yok. Burada da bir sıkıntı yok. Ancak 5'e geldiğiniz zaman elen 20 dediğimiz şey elen a artı b'nin elen a artı elen b diye yazıldığını gördünüz mü siz? Hayır. Elen a çarpı b elen a elen b diye yazılır. O yüzden 5. adım Şuradan kaynaklı hatalı cevap D şıkkı. Logaritma 27 1 bölü x'i şöyle eksi log 27 x olarak düzeltmek istiyorum. Hatta burada bunların tabanları aynı yapılabilir arkadaşlar. Sonuç olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Logaritma 9 tabanında x aslında 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında x'tir. Yine bu da arkadaşlar 27'den eksi 1 bölü 3 Logaritma 3 tabanında x'tir. 3 üzeri 3'ten dolayı ters çevirdim. Aritmetik ortalama 1 bölü 2 demek. O zaman toplamları 1'dir demek. Çünkü 2'ye bölünce aritmetik ortalamalar oluyor burada. Haliyle 1 bölü 2'yi atacağım üzerine x üzeri 1 bölü 2. Sonra arkadaşlar e eksi logaritma 3 tabanında x üzeri 1 bölü 3 diyeceğim. Böylece bakın artık tabanları aynı olduğu için ne yapıyoruz? Bunları bölüyoruz. X üzeri 1 bölü 2 bölü x üzeri 1 bölü 3. Tabanlar aynı üstleri çıkar. Logaritma 3 x üzeri 1 bölükten 1 bölü 3 çıktı. 1 bölü 6 oldu. Bu da eşitmiş 1'e. Haliyle artık arkadaşlar x üzeri 1 bölü 6'yı 3 bulduk. Her iki tarafın 6. kuvvetini alırsak x eşittir 3 üzeri 6. Şimdi arkadaşlar buradan artık logaritma 81 3 üzeri 4 x'e gelirsek 3 üzeri 6. 6 bölü 4 oldu. Logaritma 3 3 oldu. Cevap buradan 3 bölü 2 b şıkkı. F'nin tersi m demiş. Bu fonksiyonun tersini alalım. Hemen buna göre gidelim. Bir fonksiyonun tersi y ye eşittir eksi log 3 dersek her iki tarafı eksiye böleyim önce böyle olsun. X'i yalnız bırakmak için atıyorum öbür tarafa 3 üzeri eksi y eşittir x. Demek ki fonksiyonun tersi 3 üzeri eksi x'miş. Artık Buradan fonksiyonun tersinde m yerine yazarsak f'nin tersi m 3 üzeri eksi m oldu. g'nin içine f'nin tersini yazmam gerektiği için g'nin içine 3 üzeri eksi m yapıyorum. Böylece arkadaşlar g fonksiyonu da log x olarak vermiş. Hemen logaritma 3 üzeri eksi 1 oluyor. Bu da kaça eşit verilmiş? Elen 3 olarak verilmiş arkadaşlar. Artık önce m'yi bulacağız ya. Bu m'yi hemen katsayı olarak atayım buraya. Eksi m log 3 ln 3. Sonra m eşittir ln 3 bölü log 3 ama önünde bir eksi çarpanı da var. Şimdi şıklarda böyle bir şey yok gördüğünüz gibi. Soru tamamen elene bağlandığı için ben de öyle yapacağım. taban değiştireceğim. Yoksa bu do yaptığımız doğru. Eksi elen 3 dursun. Bak log 3 nasıl yazıyorum. ln 3 bölü elen 10. Gördünüz mü? kural şuydu. Log A B, log C B bölü log C A. Hemen bulamadığınız diye korkmayın o yüzden. Elen 3'ler sadeleşir. Böylece arkadaşlar eksi elen 10 oldu. Buradan da eksi elen 10 da yok. O yüzden bu eksiyi başa atarım. 10 üzeri eksi 1 yani cevap D şıkkı. X üzeri elen 9, 3 üzeri elen x'te iş bitiyor. Oradan hareket edeceğiz. Şimdi x üzeri ln 9 arkadaşlar şöyle ln 3'ün burada karesi aslında haliyle 2'yi başa atma hakkım var. Hatta bu x üzeri ln 3'ün üstün üstü çarpılır ya böyle de yazabilir, yazabiliriz. Bunu neden söyledim? Aynı şekilde arkadaşlar burada 3 üzeri ln x'e bakın x ile 3'ü yer değiştir bu da x üzeri ln 3'tür. Artık x üzeri ln 3'e bir harf vereyim a kare. Eksi 12a artı 27 eşittir 0. Böylece a eksi 9 a eksi 3 eşittir 0. a dediğim x üzeri ln 3 x üzeri ln 3 9 oldu. Şimdi ne yapacağım? İşte daha kolay yapmak için bu sefer 3 ile x'i yer değiştireceğim. 3 üzeri ln x 9. Tabii ki burası 3'ün karesinden dolayı ln x eşittir 2 oldu. Haliyle x arkadaşlar e kare geldi. Bir de aynı zamanda 3x üzeri ln 3 eşittir 3 olacak. Buradan 3 üzeri lnx eşittir 3'ten 3 üzeri 1 lnx 1 yani e eşittir x oldu. Çarpımlarını soruyor eküp c şıkkı. X'e bakalım şimdi. X çarpı y diyor ya. 2'ye öbür tarafa atacağım. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 3 oldu. Y'yi bulmak için arkadaşlar. Yine öbür tarafa atıyorum. Logaritma 3. 1 bölü 25 diyeceğiz. Şimdi şuraya dikkat. Burası logaritma 2 tabanında 3 eksi diyebilirim. Taraf tarafa çarparsam ne söylüyorduk arkadaşlar? Hatta şurayı da eksi yapayım 25 yapayım. Birisinin tabanıyla birisinin sayısı aynıysa bunlar gider. Eksi eksiden artı log 2 25 olur diyoruz. Böylece log 2 25 doğru cevap. Ancak şıkta ne var? Bak elenler gidince log 2 25 olur. Taban değiştirmiş. Elen 25 bölü elen 2 olmuş. E şıkkı. Cos t ile sin t arasında nasıl bir bağlantı var? Cos kare t artı sin kare t 1 değil mi? Biraz buna bağlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın şimdi atacağım öbür tarafa. Elen x eşittir 3 cos t. Sonra her iki tarafı 3'e böleceğim. Elen x bölü 3 cos t. Aynı şeyi diğeri için de yapacağım. Elen y eşittir 4 sin t. Bölücem 4'e ln y eşittir 4 e, normal ln y bölü 4 eşittir sin t olacak. Karesini alırsak ln kare x bölü 9 eşittir cos kare t. Sonra ln kare y bölü 16 eşittir sin kare t. Haliyle taraf tarafa topladığımda cos kare artı sin kare 1'dir. Böylece ln kare x bölü 9 artı ln kare y bölü 16 eşittir 1. Şıklarda payda eşitlenmişi var. 9 ve 16'yı 144'te eşitlersek burası 16, 144, 9 yine 144, burayı da böyle 144 yaparsak 16 elen kare x artı 9 elen kare y eşittir. 144 e şıkkı. Çubuğun boyu değişmeyeceği için şunu söyleyebilirim. 4 çarpı log 7 x de çubuğun boyuna eşit. Yine 10 çarpı logaritma 7 x kare bölü 9, 49 x bölü 7'nin parantez karesi bu arada buna eşittir. Şimdi tabanlar aynı olduğu için burada arkadaşlar şu 4'ü başa atarım. X üzeri 4. Bu 10'u geri başa atarım üstüne daha doğrusu. Log 7 x bölü 7'nin 2 üzeri 10'dan böylece 20 olacak. Üstün üstü çarpılır. Haliyle tabanlar aynı olduğundan dolayı x üzeri 4 eşittir. x bölü 7'nin 20. kuvveti. Buradan da x üzeri 4 eşittir. x üzeri 20 bölü 7 üzeri 20. Artık x tabi ki 0 olamayacağına göre sadeleştirme hakkım var. x üzeri 16 oldu. x üzeri 16 eşittir. İçler dışlardan 7 üzeri 20. Sadeleştirdiğim zaman her iki tarafın üstüne 16'ya bölme hakkım var. 20 bölü 16 yani 7 üzeri 5 bölü 4'müş x. Şimdi çubuğun boyu bunlardan bir tanesine eşit. İstediğim yerde yazarım. Şu 4'te yazayım. Burada daha kolayıma geldi. Logaritma 7. 7 üzeri 5 bölü 4 log 7 7'ler gider 4 çarpı 5 bölü 4'ten cevap 5 olacaktır. A şıkkı.